Yukarıdan halat atın, at halatı. Halat mı? Evet. At. Arkadaşım söyle, kraliçem sizin için surlara tırmanacağım. Kraliçem sizin için surlara tırmanacağım. Gerçekten tırmanacağım. Aa. Yapabilecek misin? Sizin Sarp için. Sen de beline yapış. Oo. Bana bak bir program. Kraliçem siz... Vuranı kırma sakın. Kraliçem siz oturabilirsiniz. Ha ben oturayım mı? Tabii ben yormayın. Siz oturup bekleyin. Peki. Şimdi geliyorum kraliçem. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Oturdum. Evet. İnme aşağı, surlarda kal. Surlarda kal. Kal orada. Öyle kolay değil Kanal D'de program yapmak. Kal surlarda orada. Kal. Kaldım. Hayır, ayağa kalkıp kal surlarda. Heh. Kalk ayağa ve surlardan aşağı doğru bağır. Böylece ön sıra komple etin. Ben zaten gördüm maşallah. Siz tasvip ettiyseniz problem yok. Süperdin. Süperdin. Arkadaşım, benim. Oradan bağır surlara. De ki, yıllar önce beni beğenmeyip bir seyis parçası diye kapının önüne koyduğunuz o çocuk var ya. Evet. Ha. Nasıl? Tabii oldu. Hani çocuk ondan olmuştu? Evet, ondan çocuk da evet. Sizin babanız onu atmış seyis diye. Saraydan. Attı. Bakalım. Demek ki ben de pek beğenmemişim ki. Yani yoksa ben ne baba dinlerim ne bir şey hiç. Ben onu attırmazdım da pek işe yarar bir şey yok demek ki. Evet arkadaşım, söyle. Ben sana bisiklet taytı giymeyeyim dedim. İşte yıllar önce bir seyis parçası deyip babanızın, kralın surlar dışına attırdığı o çocuk Muhittin benim. Muhittin. Hiç bunu düşünmemiştim. Çabuk söyle. Kraliçem, siz aşkınız kabarır. Hatırladım seni, hatırladım ve aşıktım sana. Muhittin miydi adam? Evet, evet efendim. Muhittin. Hatırladım seni. Şu an o kadar berhudarım ki. Nerelerdeydin? Ay bu sefer toptan gördüm. Muhittin. Geliyorum. Çok güzel. Beni hatırlamanız benim için her şeyden önemli. Bugüne kadar girdiğim bütün savaşlardan, hatta şu çirkin çocuktan. Arkadaşım, ilk karşılaşma böyle olur mu? Yıllardır görmemişsin. Evet. Büyük bir özlemle, büyük bir ne aşkla. Ne yapacak da yıllardır görmeyip? Evet. Ne yapabilir ki kraliçeye? Evet. Hayır, çok ancak büyük. Bu şekilde saygılı, mesafeli, ölçülü. Ben çünkü hala seyis parçasıyım. Hayır, herhalde. Şey, eteğin ucundan, ucuna yapışıp öpeceksin. Hayır, senin değil kraliçe. Bak kraliçe. Cezanı vermiş. Benimkine geliyor, al. Evet, yapış eteğin ucuna. Tut ucunu. Kraliçem. Efendim. Sizi tekrar görebilmek benim için hayattaki en büyük mutluluk. Hiçbir zaman unutmadım. Ezgi ve Sarp, siz de suru geçin hemen. Benim için de aynı. Prodüksiyon, al surları. Yalnız seyis yüzüklere bakıyor. Evet. Tabii. Benim arkadaşım, yapma bakacağını... şunu. Bir şey yapmadım ben. Ya söyle, ağlayarak anlatsana yıllardır siz, sen olmadan geçen yıllar kraliçem diye. Yıllardır sen olmadan geçen o yıllar boyunca kendimi bulmaya çalıştım. Kalbimi nerede bıraktığımı bulmaya çalıştım. Ta ki o oğlumuzu görene kadar. Ben ne olacağım? Lan bir dakika dur ya. Ama sen sus be. Şu an çok hasta. Ne olacağım belli, naş. Varsa temizlik işleri falan kalayım bari. Saçmalama Ezgi, sen hüngür hüngür ağlıyorsun. Bu bizim oğlan. Çocuğum. Bizim çocuğumuz. O benim nişanlım. Çocuğum. Öp öp, korkma. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşım, Sarp'a ne oldu? L5'te bir kilitlenme. Yıllardır bu özlemle yaşadım. Ama sen bana çocuğumu göstermedin.
Yok, çocuk sizleymiş. Çocuğu ben yeni gördüm. Öyle mi? Değil mi çocuk? Yoksa çocuk kayıp Hayır. mı? Hayır, kraliçem ne diyorsa o. Göstermedi tamam. diyorsa göstermedi. Evet, göstermemişim. Evet. Bir daha girmem otobana. Evet. Bir daha baştan alayım mı? Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun. Peki. Nasıl arzu edersin? Yıllardır çocuğuma hasret bıraktın beni. Ve bana göstermedin. Gurur yaptın. Bir tane çakın kraliçem. Neden? Belki de beni kabul etmeyeceğini bildiğim için senden olan bir şeyi tek başıma yaşayabilmek için. Konuşurken ağzın burnun eğilir. Ana, oğlum. Bu en çok kullandığın elim değil mi? Öf, kraliçenin elini yavrum. O senin annen. Benim sana veremediğim esareti aldığın kişi, annem. Kraliçem siz de... Yavrum senin baban çok beyefendi bir insandı. Çok iyi bir insandı. Ama şartlar bizleri buraya getirdi. Hayat. Kraliçem... Fakat senin özlemin hep yüreğimi dağladı. Şu anda o kadar mutluyum ki. Ben de. Her türlü zenginlikten öte bir büyük bir duygu bu. Bana bunu yaşattın. Seni seviyorum. Tam o sırada şarkıyı girer. Tam o sırada. Ezgi kendini önlerine atarsın. At kendini ben ne olacağım diye. Kraliçenin önüne at kendini. At kendini kraliçenin ben ne olacağım? Ben ne olacağım efendim? Sana olan olmuş zaten. Öyle atma. Acındır kendini. Ağla zırla bir şeyler söyle kraliçe. Ben ne olacağım efendim? Ne olursunuz acıyın bana da. Ne olmak istiyorsun çocuğum? Size bırakıyorum. Hayır, arkadaşımın elini tutup şey yapsam... İsteklerini sun ki ben ona göre bir pozisyon sergilemeye çalışayım. Ona göre manevra yapacağım. Haklısınız. Muhittin'i iste. Allah'ın emri, peygamberin kalbi. Hayır, öyle değil. Ama o benim sevgilimdi ve şimdi siz tekrar kavuştunuz falan. Evet, buyur. 28 yıldır kendisini bekliyordum. Kimi? Muhittin Bey'i. Sonra tam evlenecektik, bana evlenme teklifi de etti gölün kenarında. Ardından kaleye geldik, sizi gördü, bütün duyguları tekrar değişti. Ben de arada kaldım, mağdur duruma düştüm. Kusura bakmayın ama duygularımı size bildirmek istedim ki... Öyle. Ama derseniz ki olmaz, hemen gidebilirim. Estağfurullah. Biz araya giren bu zaman diliminde zaten o kadar çok... Kopuk yıllar yaşadık ki bence sizin gibi bir genç hanımefendinin mutlu olması beni de çok mutlu eder çocuğum. Teşekkür ederim kraliçem. Ama ben seni kırdığını biliyorum ama ben seni geçen yıllarda da sevmekten vazgeçmedim. Geçmiş. Geçmişte kalmıştır. Benim söyleyeceğim tek söz, yolunuz açık olsun, mutlu olun, mesut olun, bahtiyar olun olacaktır. Kestik.